Herkese merhaba, Hayatım Örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle kışlık patik çalışması yapacağız. Bunu yaparken 100 gramda 120 metre uzunluğa sahip yünlü bir ip kullandım. Ayrıca 6 milimetre tığ ile ördüm. Sizler daha ince iplerle örmek isterseniz, aynı sayılarla örerseniz daha küçük bir patik elde edersiniz. Ya da sayılarda arttırma yapabilirsiniz. Sıra sayılarında arttırmalar yaparak patiğinizin ölçüsünü ayarlayabilirsiniz. Videonun ilerleyen kısımlarında ölçülerle ilgili daha geniş bilgi veriyorum. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi ihmal etmeyin. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçebiliriz. Başlarken sihirli halka yapıyoruz. İpimi biraz uzun bıraktım. Şöyle yaptım. Hemen tığımı buradan geçirdim. Buradan bir ip aldım ve bir zincir çektim. Şöyle tuttum ve halkamı sabitledim. 2 ve 3. zincirimi çektim. Bir ip aldım. Halkamızın içine bir ikili trabzan. Bir zincir, bir ip aldım. Şimdi 2 tane yarım ikili trabzan yapacağız. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım ve üçünü birlikte topladım. Tekrar bir zincir çektim ve iki yarım ikili trabzan yapıyorum. İlk ikisini aldım, diğerini tığda bıraktım, bir ip aldım. Tekrar ilk ikisini aldım, 3 ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bu şekilde 8 tane ikişerli yarım ikili trabzan yapıyoruz halkamızın içine. Aralarda bir zincirimiz var. Sekiz tane yarım ikili trabzanımı yaptım. Bu şekilde ikişerli gruplar halinde. Halkamı küçültüyorum. Buradan ipimi çektim. Sizler buraya 4 tane zincir çekerek halkada yapabilirsiniz. Hemen son bir zincirimi çektim. İlk trabzanımın üzerinden batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Tekrar bir zincir ve ipimi kestim. Şimdi rengimi değiştiriyorum. Herhangi bir zincir boşluğundan başlayabilirsiniz. Bir zincir boşluğun içinden bir ip aldım. Şöyle ipimi de örerek gizleyeceğim. 1, 2, 3 zincir çektim. Ve buraya yine bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Aynı bir zincir boşluğun içine yine 2 tane yarım ikili trabzan yapıyoruz. İlk ikisini aldım. Tekrar ilk ikisini aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Hepsini birlikte topladım. Bunu buradan artık kesebiliriz. Zincir çekmeden sıradaki bir zincir boşluğuna atlıyorum. Tekrar 2 tane yarım ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir. Aynı bir zincir boşluğunun içine 2 tane yarım ikili trabzan. İkinci sırada arttırma yapıyoruz. Arada bir zincir çekmeden sıradaki bir zincir boşluğun içine yine bu şekilde 2 yarım ikili trabzan, bir zincir, aynı bir zincir boşluğun içine 2 yarım ikili trabzan yapıyoruz. Sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Sırayı tamamladım. Toplamda bu şekilde ikişerli grubumuzdan 8 tane oldu. Şöyle yarım ikili trabzanla ikişerli grubumuzdan da 16 tane olması gerekiyor. Şimdi hemen yine zincir çekmeden sonda şöyle ilk trabzanın üzerine batıyorum ve kaydırmayla bağladım. Bir zincir çektim. Tekrar ipimi kestim. Yeni sıraya başlamadan buradaki ipimizi gizleyelim.
Şöyle bir iğne yardımıyla iyice halkamızı küçültelim. Hemen aralarda ipimizi gizliyoruz. Şimdi tekrar rengimi değiştiriyorum ve üçüncü sıraya başlıyoruz. Yine herhangi bir zincir boşluğundan, bakın şu aralara değil, burada ikişerli gruplarımızın olduğu aradaki bir zincir boşluğundan ipimi bağlıyorum buraya. Üç zincir, tekrar bir ikili trabzan, bir zincir, aynı bir zincir boşluğunun içine iki tane yarım ikili trabzan. Bu şekilde hep V'lerle ilerleyeceğiz. Yani şu bizim ilk V grubumuz. Zincir çekmeden buradaki ikişerli gruplarımızı atlıyorum. Bir zincir boşluğunun içine. Araya batmıyoruz. Buraya geldim. İki tane yarım ikili trabzan. Arada bir zincir. Tekrar aynı boşluğun içine iki yarım ikili trabzan. Şimdi bu şekilde 10 sıra öreceğiz. Yani buradan başlayarak toplamda 10 sıra örüyoruz. Sonra tekrar geliyorum. Sırayı tamamladım. 11. sırada buradan ipimi bağladım ve sona kadar geldim. 11. sırada toplamda 7 tane V yapıyoruz. Arada bir tane V'mizi bırakıp burada artık ipimizi kesiyoruz. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Şimdi yeni rengimle devam ediyorum. İlk başlangıçtaki bir zincir boşluğun içine yine ipimi bağlıyorum. Aynı şekilde 3 zincir ve bir ikili trabzan yaptım. Bir zincir, tekrar aynı boşluğun içine 2 tane yarım ikili trabzan. Zincir çekmeden bir zincir boşluğuna atladım. Ve bir V oluşturuyorum yarım ikili trabzanlarla. Arada bir zincirimiz var. Şimdi bu şekilde ben 7 sıra öreceğim. Patiğimizi tamamladıktan sonra ölçülerle ilgili bilgi vereceğim. O yüzden şimdi 39 numaraya göre sıra sayılarını veriyorum. 7 sırayı tamamlayıp tekrar geliyorum. Toplamda burada 6 sıra ördüm. 7 sıra demiştim ama ölçtüm. Benim için yeterli geldi. Şöyle size de ölçüsünü vermek istiyorum. Benim ayak uzunluğum 25 santimetre. Bakın burada 24 santimetre oldu. Dolayısıyla esneme payıyla 25 santimetre olacak. Şöyle şu kısmı da verecek olursam. Bakın burası da 9 santim. Burası da yine taban ölçüm. Benim 10 santimetre. Her iki tarafta da yani uzunlukta ve eninde 1 santimetre kısa yapıyorum. Şöyle şu kısmı da verecek olursam bakın 14 santimetre, yine burada da 1 santim kısa yaptım. Sizler de ona göre ayarlayabilirsiniz. 15 santimetre aslında ama esneme payından dolayı 1 santim kısa yapıyorum. Eğer tam ölçülerde yaparsak birkaç kez giydikten sonra patiğimiz ayağımıza bol gelebilir. Şimdi burada birleştirme yapacağız. Şöyle terse katlıyorum. Bu şekilde karşılıklı. Bir zincir çektim. Burada ilk trabzanın üzerinden battım. Karşı tarafta şöyle terse çevirdim. Karşı tarafta da yine İlk trabzanın üzerine batıyorum. İkisinin birden altından.
Bu şekilde buradan bir ip aldım ve kaydırma yapıyorum. Tekrar sıradakinin iki ilmeğin altından böyle geçirdim ve karşı tarafta hemen karşısına battım. Buradan bir ilmek aldım ve kaydırma yaptım. Kaydırmaları ne çok sıkı ne de çok gevşek yapmayalım. Dengeli ilerleyelim. Şimdi burada bakın şöyle açıklıklarımız var. Hemen sıradakine atladım ve kaydırma yaptım. Yani yarım ikili trabzanlarımızın üzerine batıyorum. Aralarda bir zincirlerimiz var. Oraları atlıyorum. Şimdi burada sonda 1, 2, bu tarafta da 1, 2, şöyle ortada da kalabilir. Hepsini birlikte toplayacağız. Şimdi şöyle aldım ve tekrar diğer ikisine battım. Bir zincir çektim ve ipimi kestim. Bundan sonra gizleyeceğiz. Şöyle çevirdiğimiz zaman çok küçük bir, bakın toplama yaptım, çok fazla değil. Bu şekilde düzgün bir birleştirme oldu. Şimdi hemen kenarlarını yapmaya başlayabiliriz. Burada hemen ilk şöyle boşluğun içine battım. Yarım trabzanımızın şöyle kaydırmayla buraya sabitledim. Bir zincir çektim ve yarım trabzan yapacağım. İpimi de böyle gizliyorum. Ve bir yarım trabzan yaptım. Zincirimle beraber iki tane olmuş oldu. Her yarım ikili trabzanlarımızı şöyle aralarına batacağız. İkişer tane yarım trabzan yapacağız. Bu şekilde atlıyorum. Bir ve iki. Şimdi arada bir tane V boşluğumuz var. Burada son iki tane trabzanımı yaptım ve bir tane daha yaptım. Üç tane. Şimdi şurada bakın ilmeğimiz görünüyor. Şu ara boşluğun üzerine. Buraya bir tane yaptım. Yarım trabzan. Ve bir zincir boşluğumuz var. Buraya da iki tane yarım trabzan. Tekrar aradaki boşluğa bir yarım trabzan ve buradaki ilk yarım ikili trabzanı şöyle araya girdim. 3 tane yarım trabzan yapacağız. 2 ve 3. Tekrar sırasıyla ikişer tane yarım trabzanla devam edelim. Evet, ikinci yarım trabzan sıramı da tamamladım. Bakın bu şekilde ilk sırayı tamamladıktan sonra kaydırmayla bağladım. Hemen bağladığım noktanın içine tekrar bir zincirle yarım trabzan sırasına başladım ve ikinci sıramı da tamamlamış oldum. Şimdi sonda yine kaydırmayla hemen ilkin üzerine battım ve bağladım. Şimdi zincir çekmeden biraz ilmeğimi gevşek bırakıyorum. Çok sıkı olmasın ve son sırada kaydırma yapıyoruz. Bu şekilde battım. Gördüğünüz gibi mesafeyi geniş alıyorum. Sizler isterseniz bir numara daha büyük tığ kullanarak bu kaydırmayı yapabilirsiniz. Kaydırmamı yaptım. Tekrar başladığım yere geldim. Bakın burada şurası bizim ilk başladığımız ilk kaydırma ilmeğimiz. Burada birleştirme için yaptığımız kaydırmamız var. Arada bir boşluk var. Son kaydırmamı yaptım ve ipimi şöyle biraz uzun bırakarak kestim. Buradan ilmeğimi zincir çekmeden çıkartıyorum. Şimdi orada kaydırma yaptığımız için bitiş yerinin
belli olmamasını istiyorum. Bakın burada küçük kaydırmamızı atlıyorum. Yeni sıraya başlarken yapmış olduğumuz ilk kaydırmanın 2 ilmeğin birden altından iğnemi geçirdim. Çok hızlı çekmiyorum. Burada daha sonra şöyle ipimizin çıktığı ilmeğin tam ortasından batıyorum arkaya. Bakın burada yeni bir ilmeğimiz oluştu. Şöyle diğer ilmeklerin ölçüsü, bakın bu şekilde ayarlıyorum ve arkada çok fazla çekmeden aralarda gizleyeceğim. Burada birden çekerseniz buradaki ilmeğiniz çok küçük kalır. Şöyle hiç belli olmuyor birleşme yeri. Burada birkaç tane sağlamlaştırma yapıp ipimizi keseceğiz. Patiğimizin yapımını tamamladık. Gördüğünüz gibi çok hoş oldu. Benim çok hoşuma gitti. Yünlü iplerle böyle sıcacık. Şimdi size ölçülerle ilgili bilgi vermek istiyorum. Dediğim gibi benim ayak uzunluğum 25 cm, 24 cm uzunluğunda yaptım. Bu kısım 15 cm, bilek kısmına kadar 14 cm yaptım ve eni de 10 cm, 9 cm olacak şekilde yaptım esneme payından dolayı. Şimdi siz de aynı ip, tığ ve aynı numara patik örebilirsiniz benimle. Biraz daha küçük ya da biraz daha büyük olabilir. Elinizin yapısıyla ilgili ya da ipinizin yapısıyla ilgili metre uzunluğu aynı olabilir ama sarımından dolayı farklı olabilir. O yüzden bu şekilde nasıl ayarlamanız gerektiğini, yani burada 10 sıra değil de 9 sıra örebilirsiniz, 8 sıra örebilirsiniz. Daha sonra burayı ölçersiniz kendi ayağınıza, yani sadece ayağınıza giyerek değil metre ile ayağınızı ölçün. Sizin bileğe kadar eğer 15 santimetre ise 1 santimetre küçük örmeniz gerekiyor. Ya da taban kısmını ölçün. Bu şekilde tabanınızdan ölçün. Burada kaç santimetre gelmişse şöyle bakalım. Bakın 24 santimetre. Kaç santimetre gelmişse ondan 1 santimetre kısa öreceksiniz. Ya da aynı sayılarla ince iple örmek isterseniz o zaman daha küçük bir patik elde edebilirsiniz. Ya da sadece ince iple yine büyük bir patik elde etmek istiyorsanız mesela 39 numara. O zaman buradaki sayıları ince ip için söylüyorum. Sadece ikişer tane arttırmanız gerekiyor. Başlangıçta 8 tane yapmıştık. 10 tane yapabilirsiniz. Yani ince iple 39 numara yapmak isterseniz. Tabii ben şimdi bunları tahmini olarak söylüyorum. Sizler ölçerek yapmanız gerekiyor. En azından şöyle bir kısmını örersiniz. Daha sonra sıra sayısını da burada arttırabilirsiniz ince iple yaptığınız zaman. Yani yapımı gerçekten çok kolay. Bebe yünleriyle yaparak aynı sayıda daha küçük bebek patikleri de elde edebilirsiniz. Söylemeyi unuttuğum şeyler varsa bana yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.